Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü ürünlerimizin açıklama kısımlarına resim nasıl eklenir? Onları size göstereceğim. Bunu bir arkadaşımız bana sordu. Farklı mesela açıklamaları standart. Diyorum bütün ürün grupları için. Fakat farklı resimler eklemek istiyor açıklamalarına. Ve bu da tek tek uğraştırdığı için bunu nasıl hızlı bir şekilde yapabiliriz diye bana sordu. Ben de şimdi onun için bir video çekmek istedim. Anlatıma başlayalım. Şimdi arkadaşlar herhangi bir ürününüze gelip bu HTML düzenleyicisi bölümü ayrıntılar kısmında geliyorum. Orada şimdi bir, herhangi bir şey yazalım. Mesela silikon kılıf diyelim. Silikon kılıf. İşte cep telefonu kılıf diyelim. Şuraya bir tane resim ekleyelim. Mesela ne ekleyelim? Buraya atıyorum. Kılıf değil de metre ekleyelim resim olarak. Evet, resmimiz buraya geldi. Şimdi ben burayı düzenliyorum. İşte ortalıyorum, işte kalınlaştırıyorum. 12 santim olsun mesela. Boyutunu 5 yapıyorum. Ön izlemi bakalım. İşte gördüğünüz gibi açıklama bu şekilde geldi. Kapatıyoruz bunu. Şimdi buradaki kod bölümü var. Buradaki kodları hepsini seçip kopyalıyorum. Not defterine alıyorum. Burada artık bir işimiz kalmadı. Şimdi burada bir işimiz kalmadı. Şimdi Excel'e geçiyorum. Ben kendi formatımda bu denemeyi yapacağım. Kod, at, stok, fiyat, marka, resim, açıklama biliyorsunuz. Şu sağ tarafı şimdi birazdan size anlatacağım. Kendi formatımda ürün ekleyeceğiz. Yani kendi formatımızda ürün ekleyeceğiz. Kod, kılıf diyebilirim. Birleştiğim. Ürün adı da kılıf bir olsun. Stok 3 olsun, fiyatı 5 olsun. Marka diğer diyorum. Sizin eğer daha önceki videolarımda da söylediğim gibi N11'in marka ağacında kendi markanız varsa onu girebilirsiniz. Ürün resmi şurada hazırladığım linkler var. Oradan bir link. Açıklama. Şimdi açıklamayı oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Şu not defterine aldım. Kod vardı biliyorsunuz. Oluşturduğumuz ilk bizim açıklamasında oluşturduğumuz bir kod vardı. HTML kod. Şimdi arkadaşlar ürün resim linki burada. Şöyle görüyorsunuz resim linki. Biz bu sadece kod kısmını ikiye böleceğiz. Resim linkini almayacağız. Resim linkinde bizim bir işimiz burada yok. Şu denler işaretini tutuyorum. Dibe kadar geliyorum. İlk parçamız kopyalıyorum. Kod birinin içine yapıştırıyorum. URL diyor. Burada URL kısmı yani ürün açıklamasında ne ürün yani ne resim eklemek istiyorsanız onu yapıştıracağız. Ben mesela atıyorum metre var o oluşturduğumuz kodda. Ben buraya atıyorum telefon kılıfı mesela kılıf gireceğiz. Veyahut da metre gideceksiniz. Metre gideceğiz. Atıyorum teknik bir resim mi gireceksiniz? Teknik bir resmi yani istediğiniz açıklama kısmına yerleştirmek istediğiniz URL'ye gireceksiniz oraya. Yani resmi gireceksiniz. Resmin linkini ekleyeceksiniz. Ben buraya ne gireyim? Atıyorum daha demin metre girmiştik. Bakalım şuradan herhangi bir tane kod atıyorum. Kulaklığa gireyim. Kulaklığın resmini yapıştırdım. Burada kod tekrar yazıyor. Burada da kodun geri kalan kısmından alıyor. Şurayı kopyalıyorum. Şurada denilen işaretinde sona kadar kısa bir kod. Kodun geri kalan kısmı daha doğrusu. Bunu da şuraya yapıştırıyorum. Açıklama son diyor. İsterseniz şöyle yapalım. Biz bunu böyle kopyalayalım. 3 tane ürün yapalım. Şunun kodlarını değiştireyim. Kılıf 2 diyeyim. Kılıf 3 diyeyim. Arkadaşlar ben bunu örnek olsun diye yapıyorum. Hani siz buraya kendi değerlerinizi gireceksiniz. Açıklamada ne görmek istiyorsunuz, bunu gireceksiniz. Mesela ilk URL'imde ben kulaklığın resmini buraya ekledim. Şimdi ikincisinde mesela gene burada kopyaladığımız için hep kulaklık resimleri var. Ben şimdi şu 2 ile 3'ü siliyorum. Mesela birine
şu metre var. Metrenin linkini yapıştırıyorum. Şuna da pembe kılıfı yapıştırayım. Buradaki işlemimiz şimdi son aşamaya geldi. Açıklama son. Şimdi arkadaşlar açıklama sona geliyoruz. Eşittir diyoruz. Sonra kod 1'e doğru çekiyoruz. End işareti koyuyoruz. Sonra URL hücresine geliyoruz. End işareti koyuyoruz. Tekrardan sola çekip kod kısmına gelip enter'lıyoruz. Ve bütün şuradaki 3 tane hücreyi birleştirdik. Bunu altlara da uygulasın diye şöyle alta doğru çekiyorum. Kopyala diyorum. Özel yapıştır. Değerleri diyorum. Tamam diyorum. Arkadaşlar açıklamamız hazır. Hazırladığımız açıklamayı şöyle sürüklüyorum. Buradaki açıklama alanına atıyorum. Ve geri kalan şuradaki bütün hücrelerimi seçip şöyle bir tane seçip siliyorum. Dosyamı kaydediyorum. Deneme dosyamına da ve ürün ekleme işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar toplu ürün ekleme bunu biliyorsunuz da Excel'de mağaza formatında diyorum. Şimdi ben bunu deneme dosyamı seçiyorum. Devam diyorum. İkiden başlıyor zaten. Arkadaşlar ben bunu kılıfa girmiyorum çünkü kılıf onaya gidiyor. Deneme yaptığımız için hani ürünleri de hemen bir an evvel görmek için burada hazır olan saksılar varmış. Bir ürün girmişiz. Devam diyorum. Siz kendi kategorinizi seçeceksiniz. İşte mağaza ürün kodu, kod, onay, onaylı. Ürün başlığı, ayrıntılar, işte açıklama, hazırlık süresi, bir işte resim, zaten bizim resmimiz neredeydi? Resim. Resimle burada seçili. Bunları hiç silmiyorum. Benim Aras Kargo diye bir şablonum var. Fiyat. Sabit KDV oranı diyorum. Bunlar işte 18. İşte stok. Daha önceden ürün girdiğim için bunlar hepsi hazır eşleşti. Devam diyorum. İşte markadan markayla eşleşti. Devam diyorum. Kaydediyorum. Dosya listemize bakalım. İşleniyor diyor. Evet arkadaşlar yükledi. Şimdi ürünlerimize bakalım. Şuradaki sekmeleri ben kapatayım. Arkadaşlar evet fotoğraflar geç geliyor. Yeni yüklediğimiz için. Gördüğünüz gibi kılıf 1, kılıf 1, işte kılıf 2, kılıf 2, kılıf 3, kılıf 2. Şimdi arkadaşlar mesela kılıf 3'e bakalım. Ana ürün görselimiz aynıydı. Yani deneme yaptığım için ben fazla yani hızlı bir şekilde olsun diye video uğraşmadım. Mesela aynıydı resimlerimiz. Gördüğünüz gibi aynı resim. Ana ürün görselimiz. Açıklamaya geliyorum. Gördüğünüz gibi kılıf 3. Burada pembe bir kılıf var açıklamada. Kılıf 2'ye bakıyoruz. Yine ana ürün görselimiz aynı. Açıklamada metre. Gördüğünüz gibi metre eklemişiz. Kılıf 1'e bakıyorum. Yine ana ürün görseli aynı. Açıklamasında şöyle kulaklık. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu video işinize yarar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.